Meryem suresi Mekke'de indirilmiş olan surelerdendir. 98 ayetten ibarettir. 29 tane hurufu mukatta ile başlayan sure-i celilelerden bir tanesi de Meryem suresinin başlangıcıdır. Kefa ya'in sa'd huruflarıyla Meryem suresi ne yapıyor? Başlıyor. Meryem suresinde Allah Celle Celaluhu Meryem'in kıssasını anlatıyor. Yahudilere, Musa kavmine vermiş olduğu nimetlerden bahsediyor. Zekeriya aleyhisselamın kıssalarından bahsediyor. Ahiret yurdunun hayırlı olduğuna dair vurgularda bulunuyor. Gönderilen peygamberlere, niteliklerine, özelliklerine vurgular yapıyor. Biliyorsunuz Mekke döneminde indirilmiş olan surelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? İmani meseleleri içinde barındırıyor olması idi. Estağfirullah. Kefaya insat. Zikru rahmeti rabbike abduhu Zekeriya. Kefaya insat, daha evvel hatırlarsanız sizlere hurufu mukattalarla alakalı bilgiler verdiğimde değinmiştik. Hurufu mukattalar bilindiği üzere kesik harfler, müstakil harfler demektir. Manalarını Allah Celle Celaluhu hakkıyla bilendir ve onun bildirmiş olduğu kullarının bildiği şeylerdir. Rivayetlerde baktığımız zaman hurufu mukattalarla alakalı Kur'an-ı Azimüşşan'da Kur'an-ı Kerim'in sırlarının hurufu mukattalarda saklandığını ifade eden rivayetler var. Kefaya-i İnsat hakkında müfessirler, tefsir alimlerinin bizler ifadelerine baktığımız zaman farklı farklı manalar verdiklerini ne yaparız? Görürüz. Allah Celle Celaluhu'nun bu beş harfli olan hurufu mukatta'da bazı rivayetlerde bildirildiği üzere deniyor ki bu beş hurufu mukatta'da aslında Allah Celle Celaluhu'nun beş tane ismi celilinin saklandığı hikmeti var. Allah Teala'nın Kafi ismi, Hadi ismi, Hüden isimleri, Alim ismi, Adil ismi gibi isimleri ve efendim Samet gibi isimlerin bu kefaya-i insat ifadesinde saklı olduğu ifade edilmiştir. Başka ifadelerde bizler baktığımız zaman Kafi isminin daha çok bu hurufu mukattalarda saklı olduğuyla alakalı efendim rivayetler vardır. Bunlar Arap dilinde biliyorsunuz müstakil harfler halindeyken bir mana ifade etmeyen harflerdir, kesik harflerdir. Bundan dolayı da gerek mütercimler, gerekse tefsir alimleri ne yapmışlar? Olduğu gibi ayetin okunuş şekliyle Türkçelerini de karşılıklarına yazmışlardır. Nitekim bunda da aynısını yapmışlar. Kefaya'in saat diye efendim belirtmişler. Kefaya'in saatin biz de bir manasını rivayetlerde geçmeye ifade edecek olursak bir manası itibarıyla Kefaya-i İnsat ve Hamim-i İnsingaf ikisi birlikte efendim yorumlanması gereken surelerdendir. Yani Şura suresi efendim ve Meryem sureleri
İkisi birlikte değerlendirilmesi gereken surelerdendir. Bunlar işin doğrusu kefaya ayn sad ve hamim ayn sin gaf. Bir salikin seyri sülükte seferindeki efendim konaklarını ifade eden huruflardır. Kesinlikle bir dervişin seyri sülük merhalelerinde kefaya ayn sad Hamim, Ayn, Sin, Gaf isimlerinden bağımsız bir şekilde hareket etme şansı yoktur. Kesinlikle sülükünün içerisinde, seyrinin içerisinde eğer birazcık ilmi ledünden nasibi varsa o dervişin, çünkü ilmi ledün Allah Celle Celaluhu'nun seçerek vermiş olduğu kullarına ihsanlarındandır. Nasibi varsa kesinlikle bu salik bu hurufu mukattalarla bağlantılı şekilde ne yapacaktır? Seyrik sülük ruhanesinde ilerleyecektir, terakki gerçekleştirecektir. Seyri ilallah yoluna girmiş olan müride aslı itibariyle Allah Celle Celaluhu ilk başta kafi ismiyle kef harfinin sırrı gereği vaatte bulunmuştur. Der ki korkma, bu girmiş olduğun yol çetrefilli bir yoldur, çileli bir yoldur. Lakin Allah kuluna kafidir, vekildir, hamidir. Bu bir tesellidir. Müritlere aslında bir nevi vaatlerdir. He ismi Hüden Hadi efendim isminde ise aynı müride bu mesaj da verilmiş olur. Korkma, Allah'ın Hadi Hüden ismi, Hidayet ismi sana nasıl tecelli etti? Sen doğru yolu bulduysan, o doğru yol üzerinde ilerlerken de efendim ya harfi gelecek şimdi. Ya harfinde saklanmış olan şeytan ve şeytanların tuzaklarından da Hadi isminin bereketiyle ne yapacaksın? Geçeceksin. O berzahları atlatacaksın. Çünkü Allah sana vaatte bulunmuştur ki seni kafi ismiyle, hadi ismiyle, alim ismiyle ki alim isminin içeriğinde saklı olan hikmet ismiyle, hakim ismiyle efendim ve Samet isimleriyle seni ne yapacaktır? Destekleyecektir. Korkma. Tabiri caizse mesajlarıdır. Kefaya ayn saat. Kardeşler, nefsin beş merhalesini makamına baktığı gibi ruh meratiplerinde de beş ayrı safhaya ve inceliklerine bakan surelerdendir. Şimdi onların bizler işin doğrusu detayına girmeyeceğiz. Ama böyle manalar da içinde barındırdığını bilesiniz diye biz ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Nitekim Kafi isminin özellikle Allah-u Teala'nın kullarına karşı merhametini, hikmetle birçok şeyleri onlara bağışladığını ve onlara karşı hidayet edici, himaye edici, yardım edici özelliği olduğunu efendim ifade etmek için sanki bir nevi Rabbimiz bu hurufu mukatta'yı Meryem suresinin girişinde zikrettikten sonra o nimet verdikleri Zekeriya aleyhisselam gibi, Yahya aleyhisselam gibi, nitekim gelecek kısaları Meryem annemiz gibi, İsa aleyhisselam gibi efendim nice böyle değerli şahsiyetlere kafi oluşunu aslında onlara nasıl yardımlarda bulunduğunu, onları nasıl eğitimlerden ve safhalardan geçirdiğini ve onları hiçbir şekilde yardımsız ve nusretsiz bırakmadığını ifade eden ayetlerle aslında bizlere bu mesajı da vermiş oluyor. Yani bizler surenin içeriğine biz girdiğimiz zaman kefaya ayn saatin de aynı zamanda içerisinde saklı olan hikmetleri ayet ayet ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Kefaya ayn saat. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya
anmasıdır. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'yı rahmetle anmasıdır. İznâdâ rabbehû nidâen hafiyyâ. Bir zamanlar o Rabbine gizli bir şekilde ne yapmıştı? Dua etmişti, yönelmişti, nida etmişti. Evet. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Kulu Zekeriya'yı Allah'ın rahmetle bakın. Rabbinin onu rahmetle anmasıdır diye başlıyor cümle. Çünkü burada işte kefaya'daki kafi sırrına binaen efendim çok önemli bir vakanın kahramanlarından Zekeriya Aleyhisselam'la başlıyor. Ona verilen o rahmeti diyor, anarak başlıyor ki Allah-u Teala'nın kullarına olan kifayetini efendim kafi oluşunu insanlar iyi idrak etsinler. Neden Zekeriya Aleyhisselam Meryem suresinde efendim Zekeriya Aleyhisselam biliyorsunuz Beni İsrailoğullarının peygamberlerindendi. Efendim Meryem annemizin de akrabalarındandı. Meryem annemiz malumunuz bunları herkes biliyor ama tekrar etmekte fayda var. Hani buradaki o nidayı iyi anlayabilme adına bu tekrarı yapıyorum zaten. Zekeriya Aleyhisselam'ın biliyorsunuz çocuğu yoktu. Hanımı yaşlıydı. Efendim koca karıydı. Kısır veya diğer tabirle. Artık doğurganlık özelliğini ne yapmıştı? Yitirmişti. Çocuğu olmuyordu. Meryem mabede adandığı zaman Zekeriya Aleyhisselam biliyorsunuz Meryem annemizin himayesiyle meşguldü. Onun gelişimiyle meşguldü. Onu mabet içerisinde Hazreti İsa Aleyhisselam doğacağından dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam gibi bir peygamber efendim mucize bir peygamber hem de yaratılışı başı başına mucize olan bir peygamber ve ruhaniyet aleminin liderlerinden efendim olan bir peygamber zuhur edeceğinden dolayı o anneden anne üzerindeki eğitimlerine ne yapıyorlardı? Ehemmiyet veriyorlardı. Meryem annemizin küçük yaşta mabete bağışlanması hiçbirisi hikmetsiz değildir. Emin olun İsa'nın manevi yapısında bunlar çok büyük etkenlerdir. Aleyhisselam. Her birisi olması gereken inceliklerdir, hikmetlerdir. İşte küçük yaşta mabede konuluyor, ibadetlerle, taatlerle efendim manevi bir iklimde ne yapıyor? Meryem annemiz yetiştiriliyor. Efendim Zekeriya Aleyhisselam da mübarek ne yapıyor? Daima onu kolluyor. Gerçekte Tevrat'ın hükümlerini, gerçek Tevrat'ı ve hikmeti Meryem annemize her fırsatta ne yapıyor? Öğretiyor. Yani bir şekilde peygamber gözetiminde Meryem annemiz yetiştiriliyor aslında. Tabii bunda bir sürü başka hikmetler de var. Ben kısa kısa geçiyorum bildiğiniz şeyler olduğu için. Şimdi burada Zekeriya Aleyhisselam'ın bu nidasının kökenini anlatacağım için bunları anlattım. Bir gün başka sure-i cellelerde zaten bunlar geçiyor. Bir gün Zekeriya Aleyhisselam Meryem annemizin yanına girdiğinde bakıyor ki kışın ortasında yaz meyveleri, yazın gittiğinde kış meyveleri bulunuyor. Ve merak ediyor, taaccüp ediyor bakın Zekeriya Aleyhisselam. Diyor ki ey Meryem diyor bunlar diyor nereden? O da diyor ki Rabbimin diyor fazlındandır. Ve terzuku men teşâi bi gayri hisab. Şüphesiz ki Allah dilediğine hesapsızca rızık verendir. Tabirinde bir ifade kullanıyor. Hikmete bakın ki Allah arkadaşlar birçok peygamberi ilginç ilginç imtihanlarla imtihan etmiştir. İşte Zekeriya Aleyhisselam o kadar edepli bir peygamberdir ki bakın kadere teslimiyetinden dolayı, Allah'a olan edebinden dolayı bu zat çocuksuz olmasına rağmen çocuk isteğinde içten içten, kalben böyle bir isteği gönlünde muhafaza etmesine rağmen ne yapmıştır? Yıllarca bu edebinden dolayı Allah-u Teala'dan kalkıp da duayla böyle bir şey isteme edepsizliğine yeltenmemiştir.
peygamberlik makamına uygun düşmez gerekçesiyle, kaderime belki itiraz ederim gerekçesiyle, sırlarıyla efendim ne yapmıştır? Mübarek, ilginçtir, bir imtihandan geçmiştir. Yani Rabbim zaten benim halime ayandır, halimden haberdardır. Rabbim benden gafil değildir. Çünkü ataları İbrahim'den bunu gördüler. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasında değil mi böyle bir incelik vardı. Rabbim benim durumumdan gafil değildir. Ey Cebrail, senin yardımına ihtiyacım yok demişti, hatırlıyorsanız. Şimdi bu edebi peygamberler muhafaza eden insanlardır. Zekeriya Aleyhisselam'da da bu edep had safhaya ulaştığından dolayı mübarek uygunsuz bir tavır olur diye, Allah'a karşı belki edepsizlik olur diye gönlünde muhafaza etmiş olduğu o isteğini, yani benim soyumdan da bir erkek gelse, Rabbim onu da peygamber olarak göndermiş olsa, benim varisim olsa, o da işte Yahudilere yani kavmime tebliğci olsa gibi iç manasında içinde saklamış olduğu bu şeyleri diliyle Allah-u Teala'ya yönelip de yıllarca hiç istememiştir. İşte Meryem'in yanında yaşamış olduğu bu vaka, Meryem annemizin bu söylemiş olduğu Allah dilediğine hesapsızca rızık verendir, Allah-u Teala'dan istemeye yönelik bir cümleyi duyunca bir anda yaşadığı imtihanın bilincine varmıştır. Yanlış yaptığını anlamıştır. Ve o olaydan sonra bakın Zekeriya Aleyhisselam işte bu surede anlatılıyor. Mihraba yönelmiştir, mihraba girmiştir. Mabede girip Allah-u Teala'ya dua etmiştir. Alenen de mübarek ne yapmış? Efendim isteğini belirtmiştir. Aslında enteresan bir şekilde imtihan edildiğini fark etmiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun kulundan gafil olmayışını bilmek, bunu idrak etmek çok farklı bir şeydir. Allah Celle Celaluhu'nun bu gerekçeyi sunup da Allah'tan hiçbir şey istemeye kalkmamak ise çok farklı şeylerdir. Kulluğa terstir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah-u Teala'dan diyor, her ne isterseniz diyor Allah-u Teala'dan diyor isteyin. Hatta diyor ayakkabınızın diyor bağına kadar diyor isteyin. Anlatabildim mi? Kulluğun gereğidir bu. Acziyetini çünkü ifadedir bu. Bakın bu öyle ilginç bir hikmettir ki isteme makamları vardır seyri sülükü ruhanide. İstenmeyecek olan makamlar var. Bunlar çok ince hikmetler barındıran şeylerdir. Bu olaya böyle de bakabiliriz. Zekeriya Aleyhisselam yıllarca istenmeyecek olan makamlarda imtihandan geçtiğinden dolayı hala aynı yerdeyim belki zannıyla ne yapmıştır? İstememiştir. Hazreti Meryem'in ağzından çıkan bir cümleyle ilahi mesajı almıştır. İdrak etmiştir. Demiştir ki ha artık yönelmem lazım. Böyle de olmuş olabilir. İsteme makamına geldiğini de bu vesileyle ne yapmış olabilir? Anlamış olabilir. Ondan dolayı efendim mihraba girip ne yapmış? Rabbine duaya yönelmiş. İşte Rabbimiz Teala da ona vermiş olduğu o duasında rahmeti ilahisini anlatma babında işte surenin ilk girişinde ikinci ayet-i kerimesinde demiş ki zikru anmasıdır, rahmeti rabbike Rabbinin rahmetiyle anmasıdır. Abdehu Zekeriya kulu Zekeriya'yı Rabbinin rahmetle anmasıdır, rahmetiyle anmasıdır, hatırlatmasıdır. İznâdâ rabbehu nidâen khafiyyâ. Bir zamanlar yani Zekeriya o gizli bir şekilde içten khafiyyâ. Dikkat edin bakın. Khafi gizliden gizliye aslında. Sır khafi. Latifeleri düşünün. Tarık-ı Nakşi yolunda sizlere öğretilen yıllardır. Değil mi? Kalp, ruh, sır, hafi diyoruz. Sırrın sırrı, gizlinin gizlisi. Hafiyya cümlesinde çok ilginç hikmetler vardır.
Biraz önce seri sürükle alakalı bağlantılarını anlatırsak şimdi iş daha uzar. Onun için burada bunu iyi anlayın. Hazreti Zekeriya aleyhisselam gizli bir şekilde, gizliden gizliye, yani sırrıyla, sırrının sırrıyla, hafisiyle, hafi latifesiyle, öyle bir teveccühle yönelmiş ki Allah Celle Celaluhu'na, duaya, tazarruya, öyle bir nidaya girmiş ki. Bakın onun o nidası Kur'an'a konu olmuş. Çok önemli bir şey. Demek ki basit bir, sıradan bir dua değil bu. Evet. قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Evet, amenna ve sadaka. O şöyle demişti diyor, ey Rabbim, işte ben artık, benim diyor kemiklerim diyor zayıfladı, ihtiyarladım, acziyete düştüm, saçlarım ağardı. Sana dua ettim. Dualarla hiçbir zaman ben bedbaht olmadım, şakiyya, sıkıntı yaşamadım. Ben dualarla sana yöneldim, tazarruda bulundum. İhtiyaç zamanlarında duanın bir sırrını daha biz burada bu ayetlerde, inceliklerinde görüyoruz arkadaşlar. İhtiyaç anında Allahu Teala'ya samimiyetle yönelen peygamberlerin dualarının örnekleri çoktur Kur'an'da. İşte onlardan bir tanesi de bu ayet-i kerime. Allahu Teala bize mesaj veriyor. İhtiyaç hasıl olduğunda Rabbinize gönülden, samimi bir şekilde ihlasla yönelin ve aczinizi itiraf edin bakın. Ya Allah zaten benim halimi biliyor. İşte bir daha tekrar etmeye ne gerek var? Demeyin. Çünkü duadaki o acziyet efendim atmosferine ters tavırlardır bunlar. Samimiyete aykırı tavırlardır bunlar. Bir şeyi sözde edebi yapayım derken aslında edepsizlik sergileme halleridir bunlar. İnceden inceye düşündüğünüz zaman. İşte ey Rabbim, işte diyor ben öyle diyoruz zayıfladım ki, ihtiyarladım ki kemiklerim inceldi. İhtiyarlığını ifade ediyor. Bak acziyetini ifade ediyor. Yani yaş geldi geçiyor. Diyeceği şeyin tabiri caizse altyapısını yapıyor. Saçlarım da ağardı. Ben bugüne kadar tabiri caizse sana dualarla hep yöneldim. Ve yapmış olduğum dualarla, tazarrularla, nidalardan hiçbir zaman da sıkıntı yaşamadım, bedbaht olmadım. Ve inni khiftul mevaliye min verai ve kanet imraati aqiran fehab li min ledunke veliya. Ve bu halimle ben arkamdan, benden sonra yani gelecek olan akrabalarım hakkında ne diyor? Mevaliye akrabalarım hakkında endişeliyim diyor. Min verai. Ve kanet imraati aqiran fehab li min ledunke veliya. Evet. Hanımım da diyor kısır. İmraati. Hanımım, eşim de diyor kısır. O da diyor ihtiyarlamış bulunuyor. Bunun için bana diyor katından milledünke veliyya bir diyor varis bahşet, veli bahşet, çocuk bahşet, ihsanda bulun. Bak cümleye dikkat et. Hibe et diyor. Bağışla diyor. Ve hab ismiyle istiyor. Bak, fehebli milledünke veliyya. Bağışta bulun diyor. Çünkü padişahlığın gereğidir atiyelerde bulunma. Padişahlık bunu gerektirir. Gerçekte kudret istemeden de vermeyi gerektirir. Bolca vermeyi gerektiren bir makamdır o makam. Evet. Mübarek bu ifadenin akabinden Estağfirullah Yerithuni ve yerithu min Ali Yakub
Ve cealhu Rabbi radiyya. Bana diyor, bu vereceğin diyor, evlat, çocuk, varis olsun. Yakub'un ailesine de, soyuna da varis olsun. Biraz önce demiştim ya, hani böyle bir içinde isteği vardı mübareğin. Yahudi çocuğa peygamber de olsun hani anlamında. İşte bunu destekler nitelikte ifadesi. Yakub'un ailesine, yani Yahudi kavmine de, akrabalarıma da efendim bu vereceğin çocuk varis olsun. Ve cealhu Rabbi radiyya. Ey Rabbim, onu razı olduklarından eyle. Ve bu vereceğin zat razılık makamını kazanmış birisi de olsun. Salih olsun yani aynı zamanda. Bir babanın evladına veya evlat isteğinde yapacağı en güzel dua örneklerindendir. Bu ayet-i kerimeleri bir yönü daha vardır arkadaşlar. Bizler Allah Celle Celaluhu'ndan duayla isteklerde bulunduğumuzda bazı ince işte edepleri bu ayetler bize öğrettiği gibi, aynı şekilde bu ayetlerin mesela havası anlamında da bizler yıllardır tavsiyelerde bulunuyoruz. Çocuğu olmayanlar, çocuğu işte düşük hali yaşayanlar, durmadan düşük sıkıntısı yaşayan insanlara da efendim bizler bu ayeti celbeleri diğer Nisa 1. ayette ve başka başka yerde geçen bazı ayetlerle beraber tavsiye ederiz. Allah Celle Celaluhu'nun efendim rahmeti ve inayetiyle bu ayetlerde Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıyla çocuğu olmayan insanlar Allahu Teala'ya tazarruda bulunduğunda Mevla-i Zülcelal çocuk ihsanında efendim bulunduğu şahsiyetler, şahıslar vardır ve bunlar çoktur. Böyle ilginç de bir efendim hikmet ve sırları da içinde barındıran bir ayet-i cerimedir. Bu ayet-i kerimenin ilimsel manada ilmi hikmetlerine bakacak olursak, ilmi olarak hikmetlerin içerisinde ise biz hanımının efendim kısırlığını çünkü burada dile getiriyor, ihtiyarlığını, doğurganlık özelliğinin kalmadığını dile getiriyor. Bu ümmete Allah Celle Celaluhu'nun kısırlık denilen hastalığın tedavisini bahşedeceğinin aslında bir de muştusu, müjdesi bu ayetlerde ve diğer gelen başka ayetlerde de buna benzer ifadelerde ne yapılmış? Saklanmıştır. Nitekim bugün bizler baktığımız zaman bilimsel manada gelişmelere yavaş yavaş kısırlık tedavileri, tabi safa safa birçok çeşidi var. Efendim eskiye nazaran biraz daha tıp anlamında ilerleme kaydedilmiş durumdadır. Bu manada da efendim önemli ilerlemeler var. Umut ediyoruz ki inşallah Teala Allah Celle Celaluhu bu ayette saklı olan sırlarından dolayı, hikmetlerinden dolayı bu ümmete kısırlıkla alakalı sorunların tedavisinde çözümlerini bulmalı da nimetlerini ihsan edecektir. Bunu tıp dünyası inşallah daha da ilerletecek ve bulacaktır diye temenni ediyoruz. Zekeriya Aleyhisselam'ın bu duasının akabinde Allah Celle Celaluhu Estağfirullah Ya Zekeriya Ey Zekeriya Allah Teala şöyle buyuruyor diyor. Ey Zekeriya İnna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya Lem nec'al lehu min kablu semiyya Ey Zekeriya sana müjde olsun, haberin olsun ki biz sana bir ulamin ismihu Yahya, ismi Yahya olan bir oğul veriyoruz, müjdeliyoruz. Lem nec'al lehu min kablu semiyya. Bunu bil ki daha önce hiç kimseye isim olarak vermemiştik. Yahya denilen ismi
Yani oğullar illaki İsrail oğullarına bir sürü oğullar, kızlar Allah Teala ihsan etmiş. Ama bu ismi İsrail oğulları arasında bir iki daha evvelden kimseye vermemiştik. Yahya Allah Celle Celaluhu böyle ne yapıyor? Yahya Aleyhisselam'a karşılık veriyor kardeşler. Duasının kabul olduğunun işaretidir. Estağfirullah. Kâle Rabbi enna yekunu li gulamun ve kânet imraeti âkıran ve kad belavtu minel kiberi atiyya. Ey Rabbim, hanımım diyor kısır. Tekrar ediyor bakın hanımının kısırlığını. Ben de yaşlılığımın son haddindeyim. Yani iyice zayıfladım. İyice ihtiyarladım. Benim nasıl diyor oğlum diyor olacak. Dedi diyor. Kâle kezârik kâle rabbike hu aliyyun heyyinun ve gad halaktuke min qablu ve lem teku şeyya. Şey'a böyle olacak dedi. Senin Rabbin bu benim için çok kolaydır. Daha önce seni sen hiçbir şey değilken adın bile anılmıyorken yaratmadım mı? Soru cümlesi. Veya yarattım dedi. Yani şaşıracaksan tabiri caizse burada ilginç bir mecaz vardır. Buna niye şaşırıyorsun? Buna niye taaccüp ediyorsun? Senin hanımın kısır olabilir. Sen ihtiyarlamış olabilirsin. Allah atiyede bulunduktan sonra bunların ne ehemmiyeti var? Yeter ki Allah Vehhab ismi şerifiyle tecelli buyursun. Allah için bunların hiçbirisi zor değildir. Çok kolay, çok basit şeylerdir. Değil mi? Kün feyekun kaidesi. Bunlara diyor niçin diyor şaşırıyorsun buna diyor. Hatırlatma yapıyor yani Zekeriya. Buna diyor şaşıracağına diyor. Şunu diyor düşün. Senin adın bile yokken yeryüzünde, senin adın sanın yokken, sen bile yokken seni yoktan yaratmadım yani sen nasıl yaratıldıysan Allah-u Teala için bu kadar kolaydır Yahya'yı sana yaratıp vermek. Böyle bir karşılık var. Zekeriya Aleyhisselam bu hitaplardan sonra mübarek diyor ki Rabbi cealli ayet. Ey Rabbim diyor. Bana diyor bir ayet yani bir delil, işaret, alamet diyor ver. Bu çocuğumun yani verileceğine dair. Bu duamın kabul olduğuna dair. Bir de alamet, işaret istiyor bakın bari. Alamet ver. Kale ayatuke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya. Evet. Senin istediğin işaret, alamet odur ki sapasağlam olduğun halde, yani dilin sağlam olduğu halde, konuşabildiğin halde 3 gün selase leyalin seviyya. İnsanlara söz söylememendir dedi. Bu sana bir işaret. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية derken mihraptan halkına doğru yürüyüp çıktı onlara sabah akşam Allahu Teala'yı tesbih edin sebihu tesbih edin tenzih edin diye işarette bulundu onlara işaret verdi. Şimdi buraya kadar bazı ayet-i celillerde, bu ayet-i celillerde saklanmış olan bir iki mevzuya temas edeceğiz. Toplu halde hızlı hızlı okudum ki rahat temas edelim. Şimdi bizler vahiy ve vahyin çeşitleri dediğimiz tefsir usul ilimlerinde efendim vahiy maddesinde ve vahyin çeşitleri merhaleler arasında meseleye baktığımız zaman işte İşaretle vahiy çeşitlerindendir diye zikretmiş olduğumuz vahiylerden bir tanesinin en güzel örneği bu ayet-i kerimelerdedir. Allah Celle Celaluhu peygamberlerle görüşürken, vahyederken biliyorsunuz kimi peygamberlere rüya yoluyla mesela vahiylerde bulunmuştur.
kimi peygamberlere işte böyle işaretlerle vahiylerde bulunmuş. Vahyin birçok Kur'an-ı Kerim açısından baktığımız zaman tanımları var. İşte işaretle vahiy çeşitlerinden ulemanın tefsir usul ilminde zikretmiş olduğu örneklerden biri bu işte ayetlerde saklanmıştır. Zekeriya Aleyhisselam'a verilen bu işaretle alakalı, ayet ve delille alakalı efendim geçen ayetlerde anlatılmak istenmiştir. Burada böyle bir hikmet vardır. Konuşmama Yahudilerde burada ikinci bir şey nedir? Hikmet nedir? Eskiden biliyorsunuz Yahudi şeriatında eskiden ne vardı? Önemli bir şey olduğunda, nitekim bak aynı mevzu Meryem annemizle alakalı da gelecek ileride. Değil mi? Onu da konuşturtmayacak Allah-u Teala. Sen sus diyecek. Konuşma yani. Sükût et. Söz söyleme. Sükût etme. Sükût etme orucu denir buna. Tevrat'ın hükmüne göre önemli durumlarda eski peygamberlerin ve salih kulların böyle efendim ayette de işaret edildiği üzere önemli durumlarda sükût ederek oruç tuttukları vakası vardır. Bizim şeriatımızla beraber tabi sükût orucu ne olmuştur? Kalkmıştır. Ama ehli irfan için sükût orucu hala geçerli midir? Evet, geçerlidir. Biraz önce ayetlerin girişinde, surenin girişinde ne demiştik? Demiştik ki kefaya insatta böyle sırlar vardır. İsteme makamları vardır. İstememe makamları vardır. Seri sülükü ruhande birçok makamları içinde barındırır. Ruh meratiplerini içinde barındırır demiştik. İşte oradaki o hikmetlerden biri de budur. İşte istememe dediğimiz yerlerde makamlara uygun tecelliler içerisinde sükût dediğimiz haller de vardır. Dili malayaniden muhafaza zaten nefis ve mücadele yollarında şart olan şeylerdendir. Ya hayır konuşun ya da sükût edin, susun hadisi gereği. Bunda birçok hikmetler vardır. Dil ne kadar atıl hale getirilirse arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Dil ne kadar az kullanılırsa, dil ne kadar hareketsiz kalırsa emin olun gönül dili o kadar çok devreye girer. Dil ne kadar çok konuşursa efendim malayanilerle meşgul olsa, malayaniyle meşgul olmasa bile velev ki dini sohbetlerle bile meşgul olsa dil ne yapacak? Gönül dilinin efendim devreye girmesine mani olacak hususiyetlerdendir. İşte ondan dolayı birçok tarikat-ı âliye yolunda ki hususen nakşi yollarında kalp zikirlerinde dili damağa yapıştırma diye telkinler vardır, usuller vardır, kaideler vardır. Buradaki dilin damağa yapıştırılması tamamen bir mecazdır. Asli itibariyle uygulanması gereken bir kaydedir, uygulanır. Ama bunda böyle bir mecaz saklıdır. Yani sen sükût ehli bir insan olabilmen için, gönül dilinin senin devreye girebilmesi için bil ki zahirde verilen bu dilinin az kullanılması gereklidir. Ne kadar az kullanırsan manevi anlamdaki gelişimlerin o kadar hızlı gelişim sağlar. Mesajları vardır. İşte sükût orucu dediğimiz Yahudi kavminde normalde geçmişte var olan bir şeydir. Bizde şeran şu an öyle bir şey yoktur. Ama dediğimiz gibi zaten nefs-i mutmainneden sonra nefis makamlarında efendim radiye ve mardiye, daha doğrusu radiye ve mardiye makamlarında bizler meseleye baktığımız zaman ehli irfan içerisinde sükût haline bürünmüş efendim öğretiler vardır. Nefisle mücadele yollarında zaten bunlar eğitim olarak kişiye verilir ve sükût etmesi telkin edilir. Sükût hali efendim bürünülür. Neden? Çünkü kalp dilinin tamamen devreye girebilmesi için bunlar gerekli olan şeylerdir. Dili malayaniden muhafaza etmek zaten şeriatın emridir. Dili malayaninin haricinde hayırlı şeylerinle meşgul etmek zaten şeriatın bir neyidir? Emridir. Evet, burada böyle ilginç bir efendim ifade ve hikmet saklı. İşaret veriyor. İşte kavmine çıkınca da Zekeriya Aleyhisselam ne yapıyor? İşaretle tanımlama yapıyor. Diyor ki sabah akşam Allah-u Teala'yı tesbih ve tenzih edin.
boş durmayın. Allah-u Teala bana yapmış olduğum duadan dolayı bir evlat verecek. Aslında bunu anlatmak için bu işarete vurgu yapmış Allah-u Teala. Bunu çünkü Zekeriya Aleyhisselam kavmine müjdeleme gereği duymuştur. Aslı itibariyle baktığımızda Yahya diye bir oğul verecek. İsmi Yahya olacak. İşte bu duanın kabulüne alamet de sükût haline bürünmemdir. Sessizlik orucuna, yani sükût etmeye orucuna 3 gün riayet etmemdir. Bunun alameti. Diye de böyle ince bir hikmet saklıdır. Evet. Yani vahiy çeşitlerinden bir tanesi neymiş? Efendim, işaret diliymiş. Sadakallahu lazim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul halimul hakim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.